Çocuklar, bugünkü dersimizde 7. sınıf çokgenlerle ilgili örnek sorular çözeceğiz. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir? Düzgün çokgen dediğimiz şey, geçen anlatmıştım, kenarları ve tüm açıları eşit olacak. Kenarları ve açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler deniyor. İkizkenar üçgenin bakın adı üstünde ikizkenar. İki tane kenarı eşit ama bu kenarı eşit olmadığı için düzgün çokgen değildir. Kareye bakalım. Kare. Karenin tüm kenarları eşit. Tüm açıları da 90 derece olduğu için kare bir düzgün çokgendir. Cevabımız Ceyhan ama Bursa'lı Denizli'ye de bakalım. Beşkenar dörtgenin adı üstünde kenarları eş. Evet, kenarların hepsi eş ama açıları da sadece karşılıklı açıları eşit olduğu için, tüm açıları eşit olmadığı için bu değil. İkizkenar üçgen değil, dikdörtgen. Dikdörtgenin tüm açıları eşit. Evet, bunu sağlıyor ama karşılıklı kenarları eşit. Kısa kenar ve uzun kenar olduğu için dikdörtgen de düzgün çokgen değildir. Cevabımız Ceyhan. İkinci soruya geçiyorum. Üçgenin dış açılarının ölçüsü toplamı kaç derecedir? Üçgenin dış açısı. Bütün çokgenlerin dış açıları ölçüsü toplamı hep aynıdır. Hepsi de 360 derecedir. Bu değişmez. Üçüncü sorumuz. Altıgenin kaç tane köşesi vardır? Şimdi formülü anlatmadan önce ilk önce bir altıgeni çizelim. Herhangi bir altıgen diyor. O yüzden illa düzgün çizmek zorunda değilim. Toplam köşegen sayısını soruyor. Toplam köşegen sayısını bulmak için bir yöntemi vardı ama bir formülü vardı. Onu ezberlemek yerine şimdi bir köşesinden çizilen köşegen sayısını bulalım ilk. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Şuradan çizilen köşegen sayısına bir bakalım. 1, 2, 3. Bir köşesinden 3 tane çiziliyor. Bir köşeden 3 tane çiziliyor. 3 tane köşegen çiziliyor. Bizim kaç tane köşemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen olduğu için zaten 6 köşemiz vardır. Bir köşeden 3 tane çiziliyorsa 6 köşeden 6 çarpı 3, 18 tane köşegen çizilir. Ama bu 18 köşegenin içinde örneğin buradan çizilen köşegenle bu taraftan bu tarafa çizilen köşegen aynı olduğu için hep çift köşegenler olacağından bunun yarısını alıyorum, ikiye böldüm. 9 tane köşegenimiz vardır. Bunun formülü de n eksi 3 çarpı n bölü 2 ile. Bu formülü unutabileceğimiz için size tavsiye sadece n eksi 3 formülünü öğrenin. Bu da bir köşeden çizilen köşegen sayısı. Bunu bilmeniz daha mantıklı. Eğer bunu da bilmiyorsanız hemen çok büyük bir çokgen vermediyse hemen çizip bulabilirsiniz. Yani formülü ezberlemek birazcık daha zaman alacağı için size tavsiye çizebildiğiniz ölçüdeki çokgenleri çizip içindeki köşegen sayısını bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız da bir köşesinden çizileni bulmanız yeterli olabilir. Benim yaptığım gibi çözersiniz soruyu.
Gelelim dördüncü sorumuza. Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü x'miş. Düzgün 12'genin bir dış açısının ölçüsü y'miş. X ile y'nin toplamını istiyor. Şimdi ikisini de dış açıları toplamından faydalanarak bulalım. Dış açı toplamından. Dış açı toplamı hepsinde 360 dereceydi. Şimdi sekizgeni sorduğu için sekizgenin bir dış açısı 360 bölü 8'den kaç gelir? ...45 olarak bulunur. Bir dış açısı 45 derece ise iç açısı 180 eksi 45'ten 135 derece olarak bulunur. Bu bir dış açısı, bu da bir iç açısı. Şimdi gelelim x'i bulduk. X'imiz neymiş? 135. Y'yi bulalım. Y de 12'genden bahsediyor. 12'gen. 12'genin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bir dış açısını sorduğu için ne, yani köşegen kenar sayısına bölüyorum. 12'ye böldüm. 30 derece olarak bulurum. Eğer 12'genin de iç açısını sorsaydı 180'den 30'u çıkaracaktım. 150 diyecektim. X ile y'nin toplamını sorduğu için 165 derece olarak bulurum. Evet, başka bir soruya geçiyorum. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 8 katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi iç açıyla dış açının ölçüleri toplamını anlatırken size doğru açıdan faydalanmıştım. Doğru açı. Şimdi bir iç açısı dış açısından 8 kat büyükmüş. O zaman iç açımız geniş açı, dış açımız dar açı. Dış açıya x dersen, geniş açıya da 8x diyeceğim çünkü 8 katı diyor. Burasının ikisinin toplamı da doğru açı olduğu için 180 derecedir. Ekranda gördüğümüz gibi iç açı 8x. Dış açı x ise 8x ile x'i topladığımda 9x'e ulaşmış olurum. 9x de 180 derece olduğu için denklemler çözme yönteminden faydalandım. 9'a böldüm. 20. Dış açımız 20 dereceymiş. Bir dış açı. Bir dış açı 20 derece ise düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu nasıl bulacağım? Dış açılar toplamından faydalanacağım. Dış açılar toplamı 360. 360'ı kenar sayısına böldüğüm zaman ben dış açıyı buluyordum. Bir dış açı. 360'ı neye bölersem 20 olur? Cevabımız 18. Gen olarak bulunur. Beşinci soruyu da geçtim. Güzel bir soruymuş. Altıncı soruya bakalım. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 7 olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? Yandaki üçüncü soruda nasıl çözdüysem altıncı soruyu da o şekilde çözeceğim. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı formülünü bilmemiz yeterliydi. N-3. N-3 7'ymiş. O zaman N kaçtı? 10. Yani 10 gen. Evet, cevabımız Adana. Bu kadar basit bir soru. Geçiyorum. Yukarıda verilen çokgene göre x açısı kaç derecedir? Kaçgen olduğunu bulmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 genin İç açıları, ölçüleri toplamını bulacağım. Nasıl bulacağım? İç açı ölçüleri toplamını bulurken içindeki üçgen sayısını bulmalıyım. Üçgen sayısını bulup her üçgen 180 derece olduğu için 180 ile çarptığımda iç açıları toplamını bulurdum. Üçgen sayısı formülü de
n eksi 2'dir. Zaten iki formu bilseniz yeterli. Biri üçgen sayısı, biri de köşegen sayısı. Bu ikisini bilmeniz yeterli. N eksi 2 üçgen sayısı ise N7. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. 5 ile de 5 tane üçgen oluşuyormuş. 5 ile de 180'i çarptığımda 900 olarak bulurum. Yani iç açılar toplamının hepsi 900'müş. Ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5 açıyı toplayacağım. 900'den çıkaracağım. Toplayalım. 160, 150, 110, 130, 140. Topladım. 5'ini topladım. 690 derece geldi. 900'den de 690'ı çıkardığımda 210 derece olarak bulurum. Bu 210 derece bu iki açının toplamıdır. Yani 5x olacak. 210'u da 5'e bölersem 42 derece olarak x'i bulmuş olurum. Evet, 7. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Tekrar anlatıyorum. İç açı toplamı dediği zaman üçgen sayısı formülünden faydalanacağız. Bir iç açısı dediğinde dış açısı toplamından faydalanabiliriz. 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde birer kenarları ortak düzgün çokgenler verilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Şimdi bunlar düzgün çokgenmiş. Yani tüm kenarları eşit. Bu altıgen, düzgün altıgen. Bu da düzgün beşgen. Şimdi düzgün altıgenin iç açıları toplamı 720 derecedir. Bir iç açısı da 120 derecedir. Beşgenin de iç açıları toplamı 540 derecedir. Bir iç açısı da 108 derecedir. Yani altıgene kadar olan düzgün çokgenlerin iç açıları toplamıyla bir iç açısını bilirseniz daha rahatlıkla çözersiniz. Çünkü genelde altıgene kadar soru çıkıyor. Diğerlerini de formülle yapabilirsiniz. Evet, burası 120 dereceymiş. Burası da 108 dereceymiş. Peki, burada bir tane tam açı var. Tam açının derecesi 360 dereceydi. 360'tan çıkaracağım bu iki eşit açının toplamını. 120 ile 108'i topladığım zaman 228 oluyor. 228'den de 360'tan da 228'i çıkardığımda 132 derece olarak bulurum. Geçiyorum bu soruyu da. 9. sorumuz. Düzgün altıgen ve köşegeni verilmiştir. Soru işaretiyle gösterilen açı kaç derece? Düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 120 dereceydi. Evet, şimdi yapalım. Şurası 120 derece. Ve düzgün altıgen, yani düzgün diyor. Düzgün dediği için tüm kenarları eşit olacak. Tüm kenarları eşitse şurada oluşan üçgen şurada oluşan üçgenin ikizkenar üçgendir. O yüzden 180'den 120'yi çıkardığımda 60 derece olarak bulurum. Bu 60 derece iki kenar eşit iki açının toplamıdır. O yüzden ikiye bölüyorum. 30 derece olarak soru işareti açıyı bulmuş olurum. Evet, bunu da geçtim. 10. sorumuz. Düzgün çokgenler verilmiştir. İkisi de düzgün çokgen. Yani tüm açıları ve tüm kenarları eşit. Bu kare, karenin bir iç açısı 90 derece. Bu da
3, 6, 8. 8.000'in bir iç açısını bulacağız. 8.000'in bir iç açısını bulurken dış açımız formül 360 bölü 8. 360 bölü 8'den 45 derece olarak bir dış açısını buldum. Dış açı 45 derece ise iç açı 135 derecedir. İç açımız 135 derece. Yani şurasının tamamı 135 derece. Burası 135 ise, burası da 90 ise, kalan şu açı 90'dan 135'ten 90'ı çıkardığımda bulduğum açıdır. 90, 135'ten 90'ı çıkardığımda 45 derece olarak bulurum. Yani burası 45 dereceymiş. Bir devam ediyorum. Şurada. Şu bulduklarımı sileyim, karışıklık olmasın. Şurası 45 derece. Birazcık da büyütelim. Evet. Burası 45 derece. Düzgün çokgen olduğu için bunun kenarların hepsi eşitti. Karenin de tüm kenarları eşit olduğu için burada oluşan küçük üçgen ikizkenar üçgen oluyor. Karşılıklı kenarları eşit olacak. Şununla şu eşit olacak. Burası da x. Burası da x. Şimdi şu üçgeni çözelim. 2x artı 45, 180 dereceymiş. 180'den 45'i çıkardığımda ne olarak bulurum? 135. 135'i de 2'ye bölersem soruyu çözmüş olurum. 135'i 2'ye böldüğümde 67,5 olarak soruyu çözmüş olurum. Geçtim. 11. Birbirine eş beşgenler verilmiştir. Birbirine eş beşgenler verilmiştir. Buna göre birbirine eş dediğimiz aynısı. Yani tıpkısının aynısı olacak. Bu ikisi eşit. Bu ikisi eşit. Bunlar eşit. Beşgenimizin bir iç açısı neydi? 108'di. Burası 108. Burası da 108. O zaman bu ikisinin toplamını bulacağım. Sonra da burada doğru açı olduğu için çıkaracağım. Ondan önce burayı da bulmam lazım. Bakın bu açı da bilinmiyor. Bu açıyı nasıl bulacağım? İlk onu bulalım. Burası 108. Dış açısı kaç? 72. Burası 72 olur. Burası da 72'dir. İkizkenar olduğu için 72 ile 72'yi topluyorum. Kaç oluyor? 154. 154. 180'den de 154'ü çıkardığımda 180'den de 100, pardon 144 oluyor. 144. 180'den de 144'ü çıkardığımda 36 olur. Şurası 36. Burası 36. Burası 108. Burası 108. Burayı soruyor. Tamamı da 360 derece. Şimdi toplayalım. 108 artı 108 artı 36. Cevabımız 252'dir. 360'dan da 252'yi çıkardığımda 360'dan da pardon 352 çıkaracağım. 38 olarak
Buraya da 108 olarak bulurum. Adamaymış cevabımız. Evet, geçiyorum. Son sorumuz. Yukarıdaki şekilde birer kenarları ortak düzgün çokgenler verilmiştir. Bu çokgenlerden biri düzgün 24'ken diğeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi biri 24'genmiş. Hangisinin olduğunu söylemiyor. Yani içerideki de 24'ken olabilir. Dışarıdaki de 24'ken olabilir. Şimdi nasıl yapacağız? 24'genin ilk iç açısını bulalım. 24'genin iç açısını bulacağım. 24'genin iç açısını bulmak için 360'ı 24'e bölüyorum. Dış açısını bulacağım. 360'ı 24'e bölersem iç açısı, dış açısını bulmuş olurum. Dış açısı 15 derece. Dış açı. Dış açısı 15 derece ise iç açısı 180'den çıkarınca bulmuş olurum. 180'den 15'i çıkardığımda 165 derece olarak bulurum. Şimdi 165 derece. Ya burası 165 derece ya tamamı. Şimdi eğer içerisi küçük olan 165 ise 165 ile 5'i toplarsam 170 olur. 170 dış iç açı olur. İç açısı 170 ise dış açısı 10 olur. 10 olur, 10 olan, bir dış açısı 10 olan çokgenimiz kimdir? 360'ı neye bölersem 10 olur. N'miz 36. 36 gen var mı? Şimdi bunu silelim. Buranın tamamı 165 olsun. Buranın tamamı 165 ise 165'ten 5'i çıkardığında 160 olur. 160'a da bu iç açısı. 160 ise dış açısı da 20 derecedir. 360'ı neye bölersen 20 olur. N eşittir 18 gen. Cevabımız Bursa olarak. Evet, başka bir testten devam ediyorum. Yukarıda verilen çokgen D köşesinden çizilen köşegenler ile kaç tane üçgen üçgensel bölgeye ayrılır? D köşemizden bir tane köşegen çizeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 tane köşegen çizildi. 3, 5 tane de üçgen ayrıldı. Formülümüz de n eksi 2. Bu üçgen sayısı formülü. N eksi 3 de köşegen sayısı formülü. Evet, cevabımız Ceyhan. Geçiyorum. Altı kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Altı kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Şimdi altıgen diyor. Altıgenin iç açıları toplamını biraz önceki testte göstermiştim. 720 olarak söylemiştim. Beşgeninki 540. Bunları öğrenin demiştim. Dörtgeninki 360. Üçgeninki de 180. Bu dördünü öğrenmeniz sizin için daha iyi. Eğer düzgün çokgeni de sorarsa, düzgün çokgenlerin bir iç açısını sorarsa, altıgenin bir iç açısı düzgün altıgenin 120. Beşgeninki 108, dörtgeninki 90, üçgeninki de 60'tır. Düzgün olanlarının, yoksa diğerlerinin farklı farklı oluyor. İç açılar toplamı 540 olan çokgen kaç kenarlıdır? 5 kenarlıdır. Bunu biliyorum. Dördüncü soru. Yukarıda verilen dörtgende verilen açı ölçülerine göre x kaç derecedir? Bu kaçgen? 1, 2, 3, 4. Dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi.
120, 70 daha 190, 190, 85 daha 275, 360'dan da 275'i çıkarırsam 85 derece olarak bulurum. Evet, geçiyorum bu sorumuzu da. 5. Kaç derecedir diyor bu x açısı? 1, 2, 3, 4, 5. Beşgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaçtı? 540'tı. Bunu biliyorum. Şimdi bu dış açı. Dış açısı 90'sa iç açısı da 90'dır. Dış açısı 60'sa iç açısı 120'dir. Tamamı da 540 olacak. Toplayalım. 90, 100, 190, 120 daha 310, 110 daha 420, 420, 540'dan da 420'yi çıkarırsam 120 derece olarak bulurum x açısını. Seçiyorum. Altıncı sorumuza bakalım. Bir altı gelmiş. Altıgenin iç açıları toplamı 720'ydi. Hepsini toplayıp 720'den çıkardığımda sayı açısını bulacağım. Toplayalım. 140, 120, 260, 95, 355, 105, 460, 130, 590. 720'den de 590'ı çıkardığımda 130 derece olarak bulurum. 3x artı 4 130'muş. 3x'i bulacağım. Bu 4'ü karşıya gönderiyorum. Eksi olarak gitti. 126. 126'yı da 3'e bölersem 126'yı da 3'e bölersem 42 derece olarak bulmuş olurum. 8 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 8 kenarlı. Sekizgeni soruyorum. İç açıları ölçüleri toplamını bulmak için üçgen sayısından faydalanacağım. Üçgen sayısını 180 ile çarpacağım. Üçgen sayısı formülümüz neydi? N-2'ydi. N-2. N'miz 8. 8'den 2 çıktı. 6. 6 ile de 180'i çarptığımda 1080 olarak cevabımız çıkar. Geçiyorum. 8. soru. İç açıları toplamı 1800 olan çokgen kaç kenarlıdır? İç açıları ölçüleri toplamı. Biraz önce ne yaptın? Üçgen sayısıyla 180'i çarptığımda iç açıları toplamını buluyorum. Yani üçgen sayımız 10'muş. Üçgen sayısı 10 olan çokgeni arıyorum. N-2 10 ise N-12 olarak bulunur. Yani 12 genmiş. 12 genin iç açıları toplamı 1800'müş. 9. sorumuza gelelim. Bir iç açısının ölçüsü 144 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Bir iç açısının ölçüsü 144 ise dış açısı 180'den 144'ü çıkardığımda 36 derece olarak bulurum. Bir dış açısı 36 olan kaç kenarlıdır? 360'ı neye bölersem 36 çıkar? 10 kenarlıdır. Formülümüz bu. Dış açı formülümüz. Ben de dış açı yöntemiyle çözdüm. İç açısını sorduğunda bir dış açısını bulup dış açılar toplamından faydalanmak daha kolaydır. 10. soru. Düzgün 12'genin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Düzgün 12'genin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? 360'ı 12'ye bölersem dış açısını bulurum. 360'ı 12'ye böldüğümde 30 derece olarak bulurum. 180'den de 30'u çıkardığımda 150 derece olarak
Bulurum. Cevabımız Ceyhan. Bir dış açısının ölçüsü 24 derece olan düzgün çokgen kaçgeni? Dış açı formülü 360 bölü n 24'müş. N'yi 360'a bölersem 24 gelir. N eşittir 15gen. Cevabımız 15'miş. 12. Yukarıda verilen düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü 3x derecedir. Bir dış açısının ölçüsü de x'tir. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Burası doğru açı olduğu için tamamı 180 derece. 4x'i 180'i 4'e bölersem x'i bulmuş olurum. Cevabımız 45. X 45. Yani dış açısı 45 olan çokgeni bulacağım. 360'ı neye bölersem 45 derece olarak gelir? Bu dış açı formülüydü. 360'ı neye bölersem 45 olarak gelir? 8 olarak bulalım. Cevabımız 8 kenarlıymış. Evet. 14. sorumuz. Düzgün beşgenmiş. Bir iç açısı kaçtı düzgün beşgenin? 108. Düzgün altıgenin iç açısı da 120 idi. Peki. Altıgendir. Şuralar doğruymuş bakın. Bunlar tam doğru. Evet. SBJ açısının ölçüsünü soruyor. Evet, burası 108 derece, burası da 120 derece. Bunların dış açılarını bulacağım. 108'in dış açısı 72, 120'nin dış açısı 60. Burada bir tane üçgen oluşuyor. O üçgeni çiziyorum. Burası x. Burası 72. Burası da 60. 72 ile 60'ı toplayacağım. 180'den çıkaracağım. 72 ile 60'ın toplamı 132. 180'den de çıkardığımda 48 derece olarak bulurum. Cevabımız Ceyhan'mış. Evet. Son iki sorumuz. Düzgün beşgenmiş. Köşegenmiş. A eksi B bir soru. Düzgün beşgen ise biraz büyütelim daha net görürsünüz soruyor. Düzgün beşgen olduğu için ikizkenar oluyor. Burası B ise burası da B. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. 108 dereceydi. 180'den 108'i çıkardığımda 72 olarak bulurum. 72'yi de 2'ye bölersem B açısını 36 derece olarak bulurum. B açısı 36 derece ise A açısını da A ile B'nin toplamı 108 olacağı için bir iç açısı 108 ya. 108'den 36'yı çıkardığımda A açısını da bulmuş olurum. O da 72. A açısı da 72. 72'den 36'ya çıkardığımda cevap Adana olarak bulunur. Geçtim son sorumuza. Düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenimizin bir iç açısı neydi? 108'di. Şuralarda birbirine paralelmiş. EF ile DC paralelse çizdim. Burada bir Z kuralı var. Bakın burası, burası ve burası. Z kuralındaki maksat neydi? Ters açıydı. Burayla burası eşit olmalı. D açısı kaç derece? Düzgün beşgen olduğu için 108 derece. O zaman burası da 108 derece. Bunun tamamı da tam açı olduğu için 360. 108 ile 108'i topladığımda 216 bulurum. 108 ile 108'i topladığımda 216 bulurum. 360'dan da 216'yı çıkardığımda 144 olarak bulmuş olurum.
Evet, cevabımız 144. Şıklar yanlış olmalı çocuklar. Evet, bu kadar. Bugünlük de bu kadar çocuklar.